Ailelerimizin bazen bu gibi yönlendirmeleri var. Ya mesela çocuğun hiç o konuda bir isteği yok, biliyorum. Ama benim oğlum doktor olacak. Ben olamadım Tuğçe hocam. Ama benim oğlum doktor olacak. Bunların yapılması, bunların söylenmesi de çocuk için çok çok büyük bir kayıp oluyor. Ya da herkes doktor mu olmalı? Herkes mühendis mi olmalı? Ya da herkes bir şekilde herkes okumalı tamam ama herkes belli bir seviyede doktor, mühendis, şu bu bunlar olmamalı. Değil mi Sayın Hocam? Evet, dediğiniz çok doğru. Şimdi şöyle bir durum var. Anne kaygısı denilen bir kaygı var. Yani annenin yürek tükürtüsü, yani o yüzden çok önemli konulardan bir tanesi. Baba da çok enteresan bir şekilde yaklaşık olarak 4 yaşında başlıyor ama böyle liseye gitmeye başlayınca eyvah bizim oğlan bir hani baltaya sap olsun diye bir dert düşüyor. Tabii her önemli konulardan bir tanesi de gençlerin ekonomik özgürlüklerine sahip olmaları ve tabii ki ekonomik bağımsızlığın ötesinde belli bir de seviyede yani belli bir sosyokültürel altyapıda işte benim oğlum da tıp doktoru ya da benim oğlum mühendis diye söylenen bir tabir var. Evet, anne ve babaların tabii ki beklentileri, hayalleri, bunların içinde hepimizin hani belli yerlere geldiği duaları var. Herkes kendi çocuğu için en iyisini istiyor. Kendisinden daha iyi olmasını istediği tek varlığı kendi çocukları. Birincisi en önemli konulardan, ilk tavsiyelerimden biri şu. En çok söylediğim şeylerden biri bu. Yani bir anne ve babanın çocuğunun bir yere gelmesi için uğraştığı gayret hiçbir şekilde vazgeçilemez, inanılmaz derecede hani küçümsenemez. Ama biz bu kadar bir yere gelsin diye uğraşırken o kadar çok hadi diyoruz ki bir defa burada nefret başlıyor. Yani en önemli konulardan biri bu. O yüzden çok bunu biraz İngilizcesi daha güzel. Yani çocuğa to be, ol diye olması için uğraşıyorsun. Eyvallah, olması için uğraşıyorsun. Ama o kadar çok şunu yap, bunu yap, onu yap diyorsun ki yani o zaman da çocuk senden kaçıyor. Yani bu en önemli konulardan bir tanesi. İlk önce buradaki o bağı kırmak gerekiyor. Yani annenin ve babanın bir şeyleri hadi oğlum, çalış oğlum, kalk oğlum ya da kalk kızım, otur kızım, git be kızım, bırak şu telefonu kızım gibi o yaklaşımı bırakması gerekiyor. Çünkü o zaman özgür irade devreye çıkıyor. Yani o susmayı bilirsek, yani o dakikasal anlamda o susmaları bilirsek bir defa inadına bir takım şeyleri yapmaktan vazgeçecek. O en önemli konulardan biri. Ne olması önemli değil, nereye gidiyor olması önemli değil. Çünkü bunu ta Eflatun'dan beri belirlemişler. İşte dünyada 4 tane ana yön var. Kuzey, güney, doğu, batı. Tıp, sanat, mühendislik ve sosyal bilim. Bunların ana yönleri de var. İşte mimarlık, psikoloji, eğitim ya da neyse biyoteknoloji gibi ya da görsel sanatlar gibi alan. Bunlar sonunda ister üniversitede okuyun, ister üniversite sonrası master doktorasını okuyun, isterseniz okumayın lise seviyesinde kalın. Çünkü anayasamıza göre herkes lise mezunu olmak zorunda. Günün sonunda bu 360 derecelik hikayenin peşindeyiz. Yani ama bunu ahçı olarak icra ediyoruz. Ama istiyorsanız bunu bir ressam olarak icra ediyoruz. Bazen futbolcu olarak ya da sporcu olarak icra ediyoruz. Bütün meselemiz öncelikli olarak herkesi kalıplaştırmaktan vazgeçiriyor olmamız gerekiyor. Ben çünkü bunu çok yaşadım. Hatta hep öğrencilerime de bunu anlatıyorum. Başarı sonrası hikayeleri çok ciddi şekilde dinledim. Fenomenolojik diye tanımlanılan o olayın hikayelerini dinleyip hikayelerden sonuç çıkarmaya çalıştım. Başarılı olan insanların arkasında neler var? Nasıl bu noktaya gelmişler? Ne olmuş diye bakıp incelediğinizde. Bunu ister Boğaziçi Üniversitesi'ni inceleyin, ister İstanbul Üniversitesi'ni inceleyin. İsterseniz herhangi bir yere gelmiş başarılı insanların ya da mutlu olup başarılı olan insanların arkasındaki hikayeyi izleyin. Şunu görüyorsunuz. Birincisi sevdiği alanı çıkartıyor olmak gerekiyor. Çünkü sevdiği alan ortaya çıktığı zaman, sevdiği alan gerçek anlamda devreye girdiğinizde beceriler de ortaya çıkmaya başlıyor. Siz eğer o çocuğun sevdiği bir alanı bulursanız matematiği de sevdiriyorsunuz. Siz onu bulduğunuz an o zaman fiziği, kimyayı, İngilizceyi de sevdiriyorsunuz. O yüzden sevmek inanılmaz önemli konulardan biri. Öncelikli olarak aile kaftan biçmeyecek. Bu çok önemli konulardan biri. Ben hep öğrencilerime şunu söylüyorum. Bakın, Türkiye'de çok önemli bir gelenek vardır. Hepimiz babamızdan, anamızdan duymuşuzdur. Genelde de babalar bunu söyler. Bak kızım, bak oğlum, sen oku, ben ceketini satacağım.
duymamış mısınız bu lafı? Hani sen sen yeter ki oku. Yani ben senin ceketi satacağım. Tamam da ceketi satacak da neden ceketi sattığını hiç söylemeyiz. Cübbe alsın diye. Yani dönüp bir o ceket satılacak. Sonunda da mezun olduğunuzda size cübbe giydirecek. Yani bir yerden meslek sahibi olacaksınız. Öyle düşünün. İşte o meslek sahibi olurken baba ve annelerin bunu sorgulamadan gencin arkasında olduklarını belirtiyor olmaları lazım. Ama tıp doktoru olsun, isterse sanatçı olsun, ister sporcu olsun, ister hukuk okusun. Buradaki ana temel noktalardan bir tanesi gencin gerçek anlamda arkasında annesinin ve babasının karşılıksız sevgiyle üzerinde duruyor olması lazım. Hep bunu söylüyorum anne ve babalara. Sevgili anne ve babalar, lütfen yana çekilin, onların hayatı empoze etmeyin. Yollarına gül hani dökün, arkalarından sularını dökün, dua edin. Bakın hayat onlara ne getirecek ve sadece şunun için dua edin ki karşılarına doğru insanlar çıksın, karşılarına insanların iyi yüzü çıksın ve onlar kendi yollarını, su mutlaka yolunu buluyor.